360 ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şefrafet Fetince. Yarışmanın 3. gününde yine sizlerleyiz. Muhteşem bir enerjiyle bol bol alkışlattım ki ben de bunlarla güzel gaza geleyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şef. İşte bu. Yavaş yavaş tempo arttıkça ses artıyor. Benim yemeğim. Ben IQ'su yüksek bir kadınım. IQ numaranızı ayakkabı numaranızla mı karıştırdınız acaba? Kızım, çocuğum, yavrum. Bak nasıl bak, aşk dolu. Artık bu kelimenden çok sıkıldım. Değiştirsen bunu, başka bir şey. Ay değiştiremem. Yumurtanın beyazıyla. Yapma! Ya şefim onda un var. Ya ne olursa olsun. Unu zaten buraya aktardı. Sen evde terbiye yapmıyor musun? Korkma dök. Neden güveneyim size? Bana da burada gider yapmaya başladın. Bana bak. Şşş. Ay peçete içine girdi ya. Ya ne olacak ya? Yap. Hayır yemek yapamıyorsunuz. Egolarınız yüzünden saçma sapan konuşuyorsunuz ya. Yani. Vallahi var ya ilkokul öğretmeni gibiyim. Sizi idare etmekten tamam, günah geldi bana. Sen... Allah'ım ne kadar zorlandım ya. Hazır mısınız? Hazırım. Aşırı tuzlu olmuş. Kum gibi olmuş. Ay fena oldum. Ne oldu, iyi misin? Gırtlağıma kaçtı. Ya ben bu kadar iğrenç yemek yapmış olamam herhalde. Ay vallahi aklım karıştı gerçekten. Figen Hanım'a kesinlikle 5 vermek istemiyorum. Yani 1 puan bile ona gitsin istemiyorum. Bu benim yemeğim değil. Emre'nin olabilir diye düşünüyorum yani. Bu tabağa puanım 5. Kendi yemeğinde boğuldun ya. Kendi yemeğin beni öldürmeye çalışmaz herhalde diye 0 verdim ona. Bu nedir ya? Adalet yerini buluyor bence. Gelsin benim tadım. 3 günden beri sizin gibi konuşmaya başladım. Bütün arkadaşlar beni dalga geçmeye başladı. Şefim merhaba. Şefim günaydın. Günaydın efendim. Seni boğdu galiba. Ben de inşallah boğulmam. Yeni doğmuş çocuğa versen çocuk gibidir. Şanlı çok mutlu oldum. Ben senin tatlı tuz olduğunu düşünmüyorum. Tatlı tuz olduğunu düşünmüyorsunuz onu, öyle mi? Pestenin tadını hiç almadım bir keresinde. Sırf yağ tadı aldım. Biliyordum zaten. Sana puanım. Benim yemeğim. Bugün yine muhteşem bir Anadolu halk mutfağından efsane bir yemek hazırladım. Bu yemeği vereceğim süre zarfında yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra tadım aşamasına geçince gözler tamamen kapanacak. Sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Kaldıralım bakalım torşonları. Çok basit ve kolay bir yemek. Anadolu mutfağında. Emre. Sence ne olabilir? Köfteli, sebzeli bir yemek olabilir ama çok bir yorum yapamıyorum. Evet. Habibe. Hiç bilemedim. Nasıl bilemedin? Vallahi bilemedim. Yani köfte dedi arkadaş, oradan şimdi köfteyi oturtturdum. Ay Reyhan, bayılırım gerçekten. Reyhan değil canım o. Kaan? Ya kereviz, havuç, soğan, kıymayı görünce bir an lazanya dedim ama. Lazanyanın hamuru nerede orada? Bir kaşık unla i̇şte lazanya yapacağız. Değil mi? Salladın. Bunları görünce dedim. Bugün sizlere muhteşem bir sebzeli, terbiyeli köfte hazırladık. İzleyelim bakalım nasıl yapmışım. Benim yemeğim. Ramazan sofralarının baş tacı. Olmazsa olmazımız. Tabii ki nedir bu derseniz... Bol sebzeli, muhteşem bir terbiyeli köfte hazırlayacağım. Gelsin malzemeler. 300 gram dana kıyma, 1 adet soğan, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, tuz, karabiber. 1 adet havuç, 1 adet kabak, 1 adet kereviz sapı, 5 yemek kaşığı bezelye, 4 dal taze fesleğen, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt. Malzemeleri saydığımıza göre farklı bir teknikle muhteşem terbiyeli sebzeli bir köfte hazırlayacağım. Haydi başlayalım. Öncelikle ocağımın altını çalıştıracağım. Sıcak suyumu ilave edeceğim. Suyum burada kaynarken bir blender yardımıyla bildiğimiz sebzeli köftenin biraz farklı bir versiyonunu hazırlayacağım. Bütün sebzeyi blenderdan blend edeceğim. Havuç, kereviz, bunları da blend edeceğim. Soğanı da yine aynı şekilde kuşbaşı doğrayacağım. Hepsini blenderdan geçireceğim. Blenderdan geçirdiğim sebzeleri bir kaba aldım. İçerisine kıymayı ilave ediniz. Pul biber, kimyon, karabiber, tuz ve güzelce karıştıracağım. Köftelerimi şöyle küçük küçük top yapıp suyumun içerisine atacağım.
Şimdi köftelerimiz burada kaynamaya başlayınca ben de hemen bezelyelerimi ilave edeceğim. Ne kaldı geriye? Tabii ki o terbiyeli sosu kaldı. Terbiyesi için bir adet yumurta, bir yemek kaşığı un, yoğurt, suyundan ilave edeceğim. Tuzunu ilave edeceğim. Bu terbiyeyi şimdi güzelce köftenin içerisine yavaş yavaş yedireceğim. Burada kaynarken yapmam gereken muhteşem bir yeşil yağ var. Öncelikle tuz, sarımsak, fesleğen ve zeytinyağını blenderda güzel bir yeşil yağ haline getireceğim. Evet, yeşil yağım da hazır olduğuna göre yemeğim de hazır. Bol sebzeli köfte. Üzerine fesleğeni zeytinyağımdan gezdireceğim şöyle güzelce. Bugün ne yaptık? Terbiyeli, sebzeli, muhteşem bir köfte hazırladık. İftar sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz muhteşem bir lezzetli bir tarif. Kolay gelsin, afiyet olsun. Benim yemeğim. Evet, hazır mıyız? Notlar aldık hazır mı? Şef. Hazırız evet. Şef. Evet. Figen'in notları Fransızca 2,5 satır. O zaten bugün yine hiçbir şey yapamayacak. Beni gözlemliyor ya, benden görecek bir şeyler yapacak. Figen Fransızca öğretecek mi sana? Ne yazıyor burada, oku bakayım bir. Sıcak su kaynat, köfteyi içine at, bezelye at, yap, fesleğen, soğan, tuz, zeytinyağı. Evet, bu da benim. Şimdi bu neyle alakalı biliyor musun? Ya sen oradan beni dikizlediğin ben için devamlı sıkıntı yok. IQ'su yüksek bir kadınım. Hafızama kaydediyorum. Ne gerek süre var ya? Süre 35 dakika. Haydi başlayalım o zaman. Bu yemek kesinlikle benlik. Bugün herkesi harcayacağım. Bu yemeği yıllardır yapıyorum. Dolayısıyla bugün de yine en güzel yemeği ben yapacağım. Kaan'cığım seni çok enerjik gördüm şu an itibariyle. Maşallah, maşallah. Böyle devam. Ya ben Habibe'ye benzemem. Öyle Figen'in dediği gibi, ya Figen'in söylediği şeyler benim hiç umurumda olmaz. Buradan girer, buradan çıkar. Çok keyifli, çok lezzetli. Her şey güzel olacak diyor ve hemen şey ne yapıyoruz? Figen Hanım. Hemen başlıyoruz. Figen Hanım bir şey söyleyeceğim. Hoş geldin. IQ numaranızı ayakkabı numaranızla mı karıştırdınız acaba? Bakmak istiyorum. Bence TC kimlik numarasıyla karıştırdı. Kesin onunla karıştırdınız. Tatlı kuşum ben şimdi. Kendi kendine ele veriyorsun. Gidiyorsun uzun uzun yazıyorsun. Bu ne demek? Benim hafızam bu kadar demek yani. Ben anladın bir şeyleri mı? Eksik yapmak istemiyorum senin gibi. Bize tam tabak hayatım, çıkar. Hayatım ben eksik mi yapıyorum lütfen? Figen Hanım not almak ayıp bir şey değil. Şimdi dün bu çocuklar var ya bu üçü. Programdan sonra ay çok program. Komikti halleri gerçekten bak anlatıyorum. Dedikodu başladı. Dinleyin anlat, şimdi. Anlat da dinleyelim ay bakalım. Ben şimdi önden yürüyorum bunlar da arkadan yürü. Ay birbirlerine sen işte niye gittin 5 verdin öbürü diyor ama sen de 4 verdin. Ama sen 5 verdin. Niye yaptın? Biz programdan sonra kesinlikle birbirimizi yemedik. Figen Hanım yine sallıyor. Aa lütfen hakkımı yemeyin orada. Sen ne yaptın? Sen bir verdin. Lezzeti güzelmişse ben puan vermişimdir dedim. Oradan sıyrıldım lütfen. Ha evet bak bu çocuk evet. Özür diliyorum. Yani. Evet, evet özür diliyorum senden gerçekten. Teşekkür ederim. Bu çocuk evet dedi. Lezzeti kadın dedi yapmış. Çocuklar seni şampiyon yapacak bu gidişte. Ya bize şu çocuk ya, demesinden yemin evet, ederim gerçekten bıktım. Ya. Bir şey söyleyeyim mi Figen Hanım? Az benim... önce de evladım dedi. Ya zaten terfi ediyoruz. Çocuk evlat arasında dönüp duruyoruz ama... Benim 3 tane çocuğum var. Ben çocuk değilim. Artık bu kelimenden çok sıkıldım. Değiştir sen bunu. Başka bir şey. Ay değiştiremem. Kızım, çocuğum, yavrum. Bak nasıl bak. Aşk dolu. İnsanların bazı zayıf noktaları vardır. Ben de bunu deneme yanılma yoluyla buluyorum. İlk günden zaten aslında çocuk olarak gördüğüm için onları söyledim ama onlar tepki verince yürü Figen'cim dedim. Yürü. İster çocuk desin, ister yetişkin desin. Ben işime bakarım, işimi yaparım. Hiç umurumda değil. Senin çocuklar kaç yaşında? Benim bir tane oğlum var, 18 yaşında. Maşallah. Herhalde 18 yaşına gelene kadar neredeyse ama annesi yaşındasın. 18 yaşında oğlu varmış. Sen de kaç, 23 yaşındaydın değil mi? 26 yaşındayım. 26. Ama yaşım önemli değil şefim. 3 tane çocuğum var benim. Ben devamlı bize çocuk, çocuk...
evlat, çocuk, yani bu tarz kelimeleri sevmiyorum artık. Kendince küçümsemeye mi çalışıyor? Evet, devamlı küçümsüyor. Hayır, sen de, ben sen bunları sen de ona anacığım de bari. Ama ben üstelik övüyorum onu. Diyorum şey ki bak yaşını ya. Göstermiyorsun diyorum. Ne kadar bak, güzel bir, şey bir kadınsın mi? Diyorum. Ben, ama bak ben, ben seni... Öldükçe... Ben seni seviyorum tatlım ya. Yapma böyle şeyler bana ya. Ya bundan biraz şüpheliyim aslında. Gerçekten ben seni seviyorum ya. Bak üzüyorsun beni böyle yaptığın zaman. Habibe, Figen Hanım sana demiş ki beni kıskanıyor demiş. Gerçekten kıskanıyor musun? Ben Figen Hanım'ı neden kıskanayım? Yani devamlı kendi kafasında kuruyor burada. Kadını anlatıyor. Şimdi öyle deme canım. Kadın Fransalarda okumuş. Yani. Ama bizi ilgilendirmiyor ki. Yani iki gündür nerede yaşadığı, nerede gezdiği, nerede yediği, nerede içti. Yemin ederim öp geldi yani. Yapma bak, yemek yarışmasındayız. Öyle hareketler yapma. Yakışıyor mu sana çocuğum? Yapma evladım. Sayenizde, bak ben senin iyiliğin için bak, bak lütfen. Sayenizde bana yakışmayan çok şey yapmaya başladım. Yapma evladım yapma. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ben Karadeniz kızıyım. Bugün benim damarımı attırdınız, sizi burada harcayacağım. İnşallah. Allah ama göreceksiniz olsun. Hepiniz. Yap çocuğum yap yap, ne istiyorsan yap. Yap. Hala çocuğum diyor ya. İlhan yap ev, bak yıkıyorum ben bunları şimdi. Ah canım. Tabii be, ilk gün Figen'i çok güçsüz gördü. İkinci gün o birinciliğe geçince bir çıldırdı, bir ayarı bozuldu. Çok da hırslı bir arkadaşımız. Hırslarıyla kendi kendini yiyip bitirecek o. Bu ikinci gün var ya, Habibe'nin bittiği gündü aslında. Bundan sonra artık beşinci gün sonuna kadar Habibe yok. Hiçbiri bir tane Emre yapmıyor. Öyle mi? Öyle. Ya Emre, sana bir şey söyleyeyim mi? Dün kendi yemeğini gömen insan mı anlatıyor bunu bana? Pilav biraz diri kalmış. Tam pişmemiş ya da demlenmemiş. Buğulamayı da çok beğenmedim. Olmadı mı? Olmadı. Kimin olabilir? Bu benim yemeğim kesin. Kendi yemeğimi gömdüm ama sonuç olarak yemeğimi buldum ve format gereği kendi yemeğime 4 puanı ya, verdim. Siz tamam. Kendinize kaç puan tamam, verdiniz? Önemli olan doğru puan vermek ama lezzetiniz vasattı yani. Gerçekten şuraya bir lezzetli yemek çıkartın da artık yani güzel bir şeyler. Vallahi ben ilk gün gayet lezzetli yemek yapmıştım. Şeften 4 puan aldım. Sizin lezzetli dediğimiz yemeğinize şef dün 1 puan verdi. Hatırlatırım. Tamam, bir daha alamayacaksın işte. İlk ve son da o da. Ben bu işi herkesten çok iyi biliyorum. Buradakiler boş. Senin yemek gitti. Nereye gitti? Aferin ya? Sana. Aferin sana. Ama siz kabuklarını soyup soymadığınızı dikkat etmiştim. Soymamıştınız galiba. Aferin sana. Tamam ben soydum. Soydun, sonra niye vazgeçtin? Çünkü görsellerde soymadığınız aklıma geldi. Vazgeçtim. Hanımların ikisi de çok güveniyorlardı kendine. Demek ki şefi düzgün izlememişler. Kabağın kabuklarını bir güzel soydular. Ben de soyar gibi yaptım. Hatamı telafi ettim. Geri döndüm. Ama ikisi de soydu. Umarım şef bundan puan kırar. Kabağın diyorum, kabuklarını diyorum, yesek mi acaba? Şefim, ben kabak sevmiyorum. Sevmediğim için de yapmıyorum. Ben de balık sevmiyordum, dün yaptım. Patlıcan yapamadın ama. Kabağı sevmek, sevmemek başka bir şey. Kabağı çöpe atmak başka bir şey. Şefim, ben bilmediğim için... Kendi damak için... tadına göre mi yemek yapıyorsun sen? Bilmediğim için ama ben lezzetli yemek yapıyorum. Bilmediğim tamam. için yaptım bunu çünkü patlıcan genelde hani... Tamam, kabuğunu... patlıcanın dışında tamam. nikotin vardır. Sert tamam. kabukludur, soyulur. Tamam, ben bilmiyorum. Avucun dışı çamurludur, evet. soyulur. Kabağın kabuğunu niye soyuyoruz? Soymuyoruz, neden? Neden çünkü kabuğu vitamini kabuğunda. Efendim ben, siz nasılsınız? Ben anladım ama ben onu şimdi çözdüm. Ben hayır. Başladık geri gidelim. Hayır, ben şimdi biliyorum ne yapacağım. He? Öyle kulaktan kulağa ne söylüyorsun ki sen? Elinden sıksan olur. Kabuklar burada, kabuklar. Tamam, ne yapayım? Ölüm mü var yani? Ne olmuş yani kabuklar oradayız? Ölüm mü var? Öldük mü şu anda? Ya verdiğiniz cevaplar bile var ya gerçekten sizi gösteriyor ya. Ay ne yapayım yani şimdi? Olan olmuş, ne yapayım şefim yani? Ne yapayım, ne demek şefim ya? Kurtaracağım şefim. Ha, kabukları kurtarabilirsin. Ha, kabukları kurtaracağım şefim ben de öyle zaten. Mi? Evet. Yemin ederim var ya arabanın geri vitesi gibisin aynı ha. Şefim ben sizi kırar mıyım? Ben sizi üzer miyim? Ben normalde sebzelerin kabuklarını soyarım ama soyulmayacağını bilmiyordum. Yani çok bir şey değiştireceğini de düşünmüyorum açıkçası. Ben bunları soydum
Ama ben bunu her şekilde kurtarırım. Çünkü bu benim en iyi yaptığım yemeklerden bir tanesi. Hep beraber göreceğiz. Burada bir tane süzgeç var, süzgeç. Evet şefim, onu ben alayım. Ha. İşte elim şey diye alamadım onu. Al, yine pasaklılığa başladın. Tezgahın şefim, üzerinde. Şefim, verir misin? Tezgahın Ay. Üzerinde bir ben evet. Eksiğim. Figen Hanım, bugün de süzgecin ne olduğunu öğrendiniz. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Kamera görüyor mu burayı? Gör kamera, gör. Onları ben yıkayacağım. Ya, hepsini sudan geçireceğim. Ne yaptın buraya? Bak. O elinde o eldivenleri bir çıkartır mısın? Bir dakika şefim. Bak sen beni böyle oyalıyorsun. Ben sonra yemeğim benim yarım kalacak. Peki, senin yüzünden. Sen beni oyalıyorsun ne? Panik yapıyorum. Sen bana Hayır, panik hiç, yaptırıyorsun. Hiç de. Panik yapmıyorum. Gayet de rahatım. Ay, dün çok güzel tertemiz yemek yaptın. Bugün de öyle yapacağım. Sana 5 puan verdim. Bugün sana 5 puan verecek bir niyette değilim yani. Şefim onu... Bu ne kadar pasaklılık. Şefim onu program Bu nasıl sonra... bir pasaklılık? Şefim kendini düzeltemiyor çünkü günlük hayatında da kesin böyle. Bak, bak bir izle kızı bir izle bak ne kadar temiz çalışıyor bak. Aferin kıza, süper yapıyor. Figen Hanım gerçekten çok pasaklı. İnşallah bugün de puan kaybedecek. Ne oldu? Ne oldu ya? Pesteğini içine attım. Ha, gitti fesleğen sos. Evet, gitti fesleğen sos. Olsun. Bir puanım eksilir en kötü. Bir puan mı? Kesinlikle hataya yer yok. Bak, alttaki püre oldu. Aynı hatayı ablamız da yaptı, Figen ablamız. Ablacığım. Ne hatası? Ben hata yapmadım. Ha, yapmadın? Hayır. Sen öyle zannet. Karıştırdın bak, onu püre haline getirdin. O diri diri olması lazım. Kıyma şeklinde olması lazım. Altı vuruyor, üstü tane kalıyor. En güzel şu an Kaan yapıyor. Helal olsun Kaan. Güzel. Haydi. Arkadaşlar bana fesleğen vermek isteyen var mı? Vermezseniz de canınız sağ olsun. Çok uzağa gitmene gerek yok, ben veririm. Fesleğen konusunda ne oldu? Bir anda kanki oldular değil mi? Amaç ne? Figen birinci olmasın da kim olursa olsun. Ben Emre'ye tamamen iyi niyetimden yardım ettim. O onun kendi kötü düşüncesi. Şimdi şunlar biraz diri kaldı. Figen, bir bana da bırak çekeyim. Lütfen. Fesleğen tamam. Verecek misin? Hayır. Gelsin alsın benden şefim buyur. Ah bak Kaan da verdi sana. Teşekkür ederim Kaan. Figen vermiyor mu sana? Hayır. Canı sağ olsun. Onun da canı sağ olsun. Verenin de vermeyenin de canı sağ olsun. Ama notunu alırsan buradan ben bunu yakarım. Vallahi ben Habibe'den böyle bir şey beklemiyordum. Bana yardım edeceğini düşünmemiştim. Sağ olsun hiç düşünmeden fesleğini benimle paylaştı. Ne oldu? Not mu yandı? Notum yandı şefim. Oğlum eldiven yok mu eldiven Süzükköy'de? Bu pasaklıkla ne yemek yapıyorsun? Elimi yıkadım geldim şefim. İstediğin kadar yıka kardeşim. Kıyma, hamur. Eldivensiz olmaz. Elimin lezzeti yemeğe geçsin diye eldivensiz çalıştım. Zaten çalışmadan önce gidip elimi yıkayıp gelmiştim. Çok da önemli bir şey değil bence ama şefimiz bir şey diyorsa biliyordur. Emre. Efendim şefim. Kaan'ı niye zayıf rakip olarak görüyorsun ya? Eline eldiven falan da takmadı. Eli yoruyordu. Ya dün parmağını kesti. Ondan önceki gün başka aksaklıklar yaşadı. Tek dişli bir rakip olarak görmüyorum Kaan'ı. Sizin de yaptıklarınızı görüyoruz yani. Evet görüyorsunuz. Örnek alın kendinize Midemiz bence. Bulandı. Sizinki de çok iyi değildi ya. Hani şeften de bizden de bir aldı ya. Bence üstüne fazla gitme fesleğini vermeyebilir. Canı sağ olsun. Emre benim çok üstüme gelmesin, şansını fazla zorlamasın. O fesleğeni vermem öyle kalır. Alt tarafı bir fesleğen yani. Neyini büyütüyorsun ki bu kadar?
Nerede beni fesleyelim? Canın sağ olsun, canın sağ olsun. Bak ne veririm ne geri isterim mesela. Prens. Ben nasıl? Geri istemedim zaten. Ben ne veririm ne de dedim. Geri isterim sonra. Prensipli kadınım ya. Bunları ben mi yıkayacağım? Bir hayır, şey rica hayır. Edebilir miyim peki sizden Figen Hanım? Asla siz yıkamayacaksınız. Bu neden? Affedersiniz. Buyurun buyurun. Püreniz benim tencereme gelmiş de bir onu temizleyebilir misiniz? Hemen. Çok anında. Teşekkür ederim. Siz hayatta da hep böyle pozitif misiniz? Anında. Evet ya seviyorum böyle. Sakin sakin yaşamı. Sadece zaten Sittaslov. Şefim. Sittaslov. Ne demek o? Sakin şehir. He. Evet. Sakinlikten mi besleniyorsunuz? Evet. Beyefendi de kaostan besleniyor. Evet. Evet enteresan. Kaan sen neden besleniyorsun? İşte ben köfte olur et olur genelde böyle et şeylerle besleniyorum şefim. Yemeği seviyorum şefim ben çok yiyorum. Efendim siz neden besleniyorsunuz Habib Hanım? Ben kesinlikle yemekten besleniyorum her türlü yemeği yerim. Yani arkadaş kaos ortamlarını seviyor musunuz? Varsa girerim susmam durmam ama burada bir kaos görmedim arkadaş beslenmeyi seviyor ama. Aç kaldım aç. 3 gündür açım. Yap o zaman da biz görelim yani. Her şeyi de bizden bekleme. Kadınlar birbirini yiyor. Emre gitmiş kaos yiyor. Ben orada yemeğimle uğraşıyorum. Kendi işimi yapmaya çalışıyorum. Emre sen iç dünyanda mutlu musun peki? Gayet mutluyum şefim. Her ne kadar dışarı yansıtmasam yani, da. Çünkü Figen dün röportajında ben dinledim. Senin iç dünyanda kendi içinde problemlerin olduğunu söyledi. Benim iç dünyamla problemim olabilir ama Figen Hanım'ın dış dünyayla bir problemi var. Önce dışarıdaki dünyayla bir problemini çözsün sonra benim iç dünyama laf at. Ama işte sen sorunlu olduğun için algılayamıyorsun beni. Aslında ben gayet iyi davranıyorum ya, sana. Bir tek ben mi algılayamıyorum burada sizi? Evet, bir tek sen algılayamıyorsun. Benim dışımda hiç kimse algılayamıyor diye düşünüyorum. Yok hepsi gayet güzel algıladılar. Yok valla kimse algılayamıyor sizi. Bak mesela şimdi çünkü Habibe beni algıladı ne dedi ben seni bugün yiyeceğim dedi mesela. Numuneliksiniz siz. Sizi anlayamıyoruz ki biz siz ne yapıyorsunuz? Böyle bir mıy mıy hareketler. Ben bir mi? Kendini böyle üstten görmeler, bizi eziklemeler. Hani ben yemeğinizle bizi ezmenizi dileriz. Tamam ezmedin mi dün yavru kuşumu ya? Pardon, siz kendi kendinizi ezdirdiniz bana. O bir defa olurdu, bugün ya, göreceğiz. İlk günde biz yarıştık, siz yoktunuz ilk gün. Ben hayırdır, yoktum, iki mi? Miydi, üç müydü ben hatırlayamıyorum ben puanınız kaçtı. Ben sonradan dedim, dahil olayım dedim ya. Dedim ki ben şimdi çocuklar dedim, böyle dedim üzülmesinler ilk günden dedim ya. O yüzden hani tamamen iyi niyetimle aslında. Maç 90 dakika. Ama onu bile yanlış anladın ya. Daha bugün 3. gündeyiz. Fazla açıldınız, açılırsanız boğulursunuz. Yok, bugün bir iddiam yok zaten. İlk gün onlar böyle çok gözleri korkmasın diye gayet aslında onlara böyle iyi niyetli yaklaştım. Puanları da aldılar ama bu ilk gün içindi. Sonrasında yine ben olarak benim. Yani bu hani ben ikinci gün puan aldım bundan sonra öyle olmayacak değil. Ben elimden gelenin en güzelini, en keyiflisini yapacağım. Herkes bugün niye seninle ilgileniyor? Seviyorlar lider beni. Lider olduğun için mi? Yok beni seviyorlar. Hayır, lider olduğun için mi? Hayır bence onunla alakalı değil. İnsan böyle sevdiğine yapar böyle şeyleri. Onlar da öyle. Şefim zirve tek kişiliktir o da benim. Sen ne kadar bu kadar pozitif olabiliyorsun? Ne yapayım helal şefim olsun ya sana. Ne yapayım? Çocuk onlar ne yapayım? Ekranlar oynadığı için. Ya hala çocuk deyip duruyorsun artık. Kes şunu ya. Gerçekten ekranlara bu kadar oynama. Çocuğum bizi bak burada üzülme. Bak şimdi bak yemeğini yapamayacaksın. Üzülme. Üzülme. Kötü. Bak ben seni düşünüyorum. Üzülme. Lütfen. Bizi burada kötü göstermeye çalışıyorsunuz. Aşk olsun. Ben. Olur mu? Figen Hanım'ın aklı fikri kurnazlıkta ama bu kurnazlık ona kesinlikle kaybettirecek. Ben kurnaz değilim. Kesinlikle karıştırıyor. Çünkü ben IQ'su yüksek bir kadınım. Aynı malzemeleri kullandık ama evet, bizim kesinlikle. Köftemiz neden cıvık oldu? Bilmem. Ya oradan var ya gözünü bir değdiriyor. Bak şimdi seninki neden? Niye cıvık oldu? Neden? Sen suyunu kabağın süzdürmedin. Bak orada kabağın içi. Ben kabağın içini kullanmadım. Bir. İkincisi sen kenarlarını almıştınız siz kabağın. Suyunu sıkmadın. Seninkinde de kabağın
Hepsi çöpe gittiği için o yüzden böyle yeşil olmadı. Köftem evet biraz cıvık oldu. O da sebzeleri suyunu almam gerekiyormuş ama toparlayacağım. Ama siz tüyo verdiniz. Size de yardımcı oluyorum. Hayır, öyle tüyo verdiniz şefim. Tüyo falan vermedim. Verdiniz şefim. Benimle niye iddialaşıyorsun ya? Yarım kilo tuz var orada, yarım kilo. Evet. Evet, bak hala evet diyor, koyuyor ya. Strateji yapmaya çalışıyor şu anda. Ne yapmaya çalışıyor? Strateji. Yapmaya çalışıyor ama başaramayacak. Risk diyemez, risk der. Yani ben ne diyeyim ya artık? Ya ben Giresunluyum arkadaşım. Yani bir şey diyeyim, ben... demek istemiyorum. Çocuk Hayır. üzülmesin diyorum. Ya senin gibi Fransalarda okuyamadım. Siz de risottoya risotto demiştiniz. Ben öyle hatırlıyorum ama. Ben risottoya risotto diyorum canım. Hayır. Dinleyebiliriz. Görüntüleri açabiliriz. Tatlım açsınlar bakalım o zaman. Açsınlar bakalım ne demişsin. Risotto mu demişsin başka bir şey mi demişsin. Açsınlar bakalım çocuğum o zaman. Yani ben hamsi buğulama falan isterdim. Evet. Ama hamsi şimdi arpa var. Bir dakika ne dedin? Hamsili ne dedin? Risotto. 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 Bana telaffuz öğretmeye kalkıyorlar. Gerçekten çok komikler. Ben kendi dilim haricinde iki dil bilen bir kadın. Evde böyle büyük mü yapıyorsunuz efendim? Biz köfteleri büyük yaparız şefim. Ben büyük sevmem. Tamam. Hemen. Benim burada yaptığım gibi olmasını isterim. Bak hemen burada güzel yapıyor. Emre. O zaten koydu fesleğeni içine koydu. Oğlum su bitmişti. Şefim az koymuştum zaten tencere ısınsın diye. Şimdi kaynar su ekleyeceğim üzerine. Koysan da kaynasa da köfteler çiğ kalır bunda. Su koymazsan o yemek çiğ kalır. Sebzeler pişmez. Daha bunun terbiyesi var. Haydi! Kadına kızıyorsunuz da... Hanımefendi yemeği köfteyi bitirdi, bir terbiyesi ben kaldı. Ben anlamıyorum ki, çenesi de susmuyor. Yani devamlı gözü burada, bir şeyler öğreniyor, bakıyor, ediyor, gidiyor, orada yapıyor yani. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Bilmem. Bak yavaş yavaş ama beni ona sor, bana sorma. Yavaş yavaş beni algılamaya başladı. Bravo. Ya tebrik sen ediyorum. Şimdi kendini bize ilk gün böyle acemi gibi gösterdiğini falan zannediyorsun ama... ...ben seni ne kadar kurnaz, ne kadar böyle... kendini göstermemeye çalıştığını farkındaydım zaten. Tatlım ben neden kurnaz olayım yavru kuşum ya? Figen Hanım'ın çenesi kadar eli de hızlı. Allah var eli de lezzetli. Ama ben onu bugün, yarın ve cuma günü geride bırakacağım. Onu onda karıştırmayı düşünüyorsunuz galiba. Ben evet. Nasıl karıştırmayı düşünüyorum? Daha büyük kaba alacağım sonra. Şimdi niye almıyorsunuz? Siz söyleyince aklına geldi şefim. Ya zaten her şeyi sizden öğrenmeye çalışıyor. Yumurtanın beyazıyla terbiye yapıyor hanımefendi. Yapma! Beyazıyla yapmıyorum. Sarısıyla yapacağım bir daha. Her yumurtanın içine beyazı koyduktan sonra mı yoğurdun içine? Onu da ona dök. Oh. Bu unun kababı. Unun ne kabı. Olursa olsun. Hayır un vardı içinde. Seviyorum ben. Ya şefim onda un var. Ya ne olursa olsun. Unu zaten buraya aktardı. Sen evde terbiye yapmıyor musun? Yapıyorum. Böyle mi terbiye yapılıyor? Hayır, daha büyük kapta yapacağım. Hayır, yumurtanın sarısını beyazını ayırıyorsun. Ben demesem çöpe atıyordun. Ya onu bile bilmiyor işte şefim ya. Burada da yumurta var. Burayı bir toparlar mısın? Sen ne yapıyorsun Figen, ki? Bugün panikledin ha. Yemeği mama bitireceksin. Mama falan mı? Ya paniklemedin mi? Siz panikleddiniz bence. Ben ne panikleyeceğim vallahi, ya? Öyle, ben bana ne panikleyeceğim? Doğru. Onlar bana yürüyor, siz de Hayır, bana ben yürüyorsunuz. Ne neden bana yürüyorsunuz? Yemek yapma diye uğraşıyorum ben. Figen Hanım bu yemeği yapmayı mı biliyormuş? Daha terbiyesini bile yapamadı. En güzel terbiyeyi ben yaptım. Hiçbir şey karıştırmadım. Benim karıştırdığımı düşünerek kendileri zaten karışıyorlar. Oğlum terbiyeye un kalsın. Tabii şefim. O yemek yetişecek mi? Yetişir şefim. Atsene, niye oyun oynuyorsun? Biraz ağır kanlı kaldım galiba ama benim elim hızlıdır. Her türlü o yemeği yetiştiririm artık şeften ekstra süre almadan yemekleri halledeceğim. Kaan kesinlikle bu yavaşlıkla yemeğini yetiştiremeyecek. Zaten rakibim de değil. Şefim bende nazar var, ocağımın altı sönmüş. Oradan göz bakıyor, görmüyor musun? Sinsi sinsi gülüyor. Oh o yemek taşar, o yemekten hayır gelmez.
Kaan Bey, sizin gene sesiniz çıkmıyor ya. Ellerim çalışıyor ya şu an, yetiştiremiyorum. Ama burada olduğunuzu bize bir gösterin ya. Herhalde bizi güçlü gördünüz. Yani ben bunlarla baş edemeyeceğim. Ben yemeğimi yapayım iyi kötü. Kaan Bey yarışmanın gizli şampiyonu. Burada bir tek şampiyon var, o da benim. Sen kendini elemiş olabilirsin. Ah çocuğum, ah. Benimle aynı puandasın. Neyin havası bu? Olabilir, bugün o puanlar dönecek. Evet, dönecek. Sen bana 5 vereceksin mesela. Rüyanda. Kaan, çorbanın terbiyesini falan yapmayı düşünüyor musun? Bezelyesini falan atmayı. Arkadaş sen ne kadar rahatsın ya. Figen Hanım'dan rahatlık alıyorsan kadın yemeğini yapıyor. Nerede yemek? Nerede terbiye? Nerede sos? Şefim özür dilerim, hemen hallediyorum. Özür dileme abi, yemeğini yetiştir bana. Bana yemek yap. Yapıyorum şefim. Ben size benden özür dilemenizi beklemiyorum. Yemek yapmanızı istiyorum. Temiz, stabil, hızlı. Son 9 dakika. Hayır ya. Bu yemekler yetişmeyecek. Korkma, dök. Neden güveneyim size? Aa, bana. Neden? Ya acaba siz kendinize de güveniyor musunuz? Vay be. Var, sen bana da burada gider yapmaya başladın. Bana bak. Şş. Unlar içerisinde un duruyor. İyi çırpmamışsın. Döktün, kesildi. Karıştır, karıştır, karıştır. Açılır da o. Yemeğin bir ara kesilir gibi oldu ama ben onu toparlarım. Sevgimle güzelce yumuşatır ve her tarafa dağıtırım onu meyanesini. Son 5 dakika. Ya hayır ya. Aferin, çok güzel. Su koymayı düşünüyor musun? Evet şefim. Evet. Koy, koy daha, koy, koy, koy. Koyacağım şefim, koyacağım. Allah. Ablacığım ne yapıyorsun Figen ablacığım? Siz fesleğen niye istemiyor musunuz? Ben taşta fesleğeni ezmedim ki. Ama ben onun için adamı hatırlamadığım için ben öyle yapıyorum. IQ yüksek dedin. Ama orasını unuttum. Figen Hanım'ın zannettiği kadar akıllı olduğunu düşünmüyorum. Ben senin yerinde olsam Emre'yi izlerdim. Emre bir şey yaptı, oradan kopya çekebilirdin. İşte ama görmedim, ne yapabilirim? Şansımız da bence. Bak yanındaki de aynı şeyi yaptı. Bu da yaptı. Haydi! Ben zeytinyağı koydum içine zaten onu. Hani beni yanıltmak için elinizden geleni yapıyorsunuz yani. Gerçekten yani. Ama hepinize rağmen ben bu yarışmayı kazanırım bak. Gerçekten. Son bir dakika. Tabaklamaya geçmeniz lazım. Figen Hanım en sonunda uyarılarıma rağmen yeşil yağını yaptı kadın. Şimdi Allah var. Hızlı. Ama Figen en Hanım, güzel yeşil yağ bakalım. Siz de söylüyordunuz, bana söylüyordunuz ama siz en de güzel yeşil yağ şeften burada. Tüy aldınız. Hızlı. Yaptınız. Sunuma geçme zamanı. Son 30. Köfteleri dağıtmadan kepçe vereyim sana. Kepçe, kepçe. Aldı şefim. Top top köfte istiyorum. İçinden seçer misiniz sulu bir şekilde? Evet. Hızlı. Dağılmamış köfte istiyorum. Son 10 saniye. 10. 9. 8, tabağın kenarı pis olmasın. 7, 6, 5, 4, yeşil yağ. 3, 2, 1 ve elleri kaldıralım.
Tabağın kenarları niye pis? Hemen temizleyeyim sizin için ben onu. İyi temizle, pasaklı. Güzel, aferin. Teşekkürler şef. Çok güzel, aferin. Teşekkürler şef. Güzel, elinize sağlık. Evet Figen Hanım, bıraksanız da artık hani tadıma ay, falan gitsin. Ay peçete içine girdi ya. Ya ne olacak ya? Ya ne demek ne olacak? Yani. Saçından bıktık. Ay yeme o zaman ya. Ya. Yeme. Hayır yemek yapamıyorsunuz. Egolarınız yüzünden saçma ya sapan şefim, konuşuyorsunuz yani. Ya şefim yeri düşeni. Allah'ım ne kadar zorlandım ya. İki tane sağımda biri solumda cır 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 cır. Vallahi var ya ilkokul öğretmeni gibiyim. Siz ay bunlar zavallı çocuklar bana. Yani. Sultan! Efendim. Vallahi yordular beni. Ekşili köfte için şimdi tadım zamanı. Benim yemeğim. Ne oldu? Bir saniye. Bir dakika. Ya şefim çok sinirlerim bozuldu artık ya. Ya kadın devamlı aşağıda yukarıda her yerde benim eğitimimi söylüyor ya. Ben kültürsüz bir insan değilim ki. Ben ne yapayım onu Fransa'daki hayatından oradan buradan. Ya devamlı bir hava atma. Devamlı bizi bir ezikleme havasında. Peçete içine girdi ya. Ya ne olacak ya? Ya aman, ne demek ne olacak? Yani. Saçından bıktık. Ay yeme o zaman ya. Ya. Yeme. Figen Hanım gerçekten artık sinirlerim bozmaya başladı. Gerçekten söylediklerime cevap vermiyor. Sadece eğitimlerimle beni eziklemeye çalışıyor. Hayatımla beni eziklemeye çalışıyor. Evliliğimle, çocuklarımla. Ya sen bunlara karışamazsın. İstemiyoruz yemeğini yapsın. Yemeğiyle bizi ezsin ya. Hanımefendi biraz duygusal ve biraz kişiselleştirdi. Aslında ben onu 5 günün sonunda bir daha görmeyeceğim. O da beni görmeyecek. Daha güçlü bir karakter yapısı olsun isterdim aslında. Yani saygısını bilmiyor. Gelmiş kaç yaşına saygısını bilmiyor. Sakin olmanı istiyorum. Pek istedim senden bu. Zaten demoralizeydi. Bence yemeğini de iyi yapamadı. Bütün bunlardan sonra bir şov yapma ihtiyacı hissetti. Ben dedi hani mağduru oynayayım. Böyle kendimi kötü hissettireyim. Bunlar da bana iyi davransınlar. Ama benim tarzım aynı. Çizgim aynı. Vallahi var ya anaokulunda gibiyim ha. Ama gerçekten olmaz ki. Tamam uyaracağım ben. Yemeğine odaklanmanı istiyorum. Muhteşem bir yemek yaptın. Evet. Sadece yaptığın yemeği bulup puanını vermeni istiyorum. Evet. Tamam. Hatırlarsanız ben size dünkü röportajımda dedim ki bu hırsı kendi kendini yiyecek dedim. O yüzden artık bana bir şey söylemesine gerek yok. Ne oldu? Kendi hırsı kendi kendini güzelce afiyetle yedi. Bitti. Bunun stresle gerçekten alakası yok. Ben zaten çok enerjik bir insanım. Bana her şeyi söyleyebilir ama benim kişisel olarak beni ezemez. Buna kafayı takarsan kendine de sıfır verme. Tamam? Ya beni haydi. Teşekkür uzatmayalım ederim. Haydi. Normalde ben Habib Bey'i 5. gün ağlatırım diye düşünüyordum. Hani kesin ağlar diyordum 5. gün. Ama çocuğum dayanamadı ya. 3. gün ağladı. Ne yapalım artık geçmiş olsun. Ya benim moralimi evet şu anda bozmayı başardı ama tabii bunu bırakmayacağım yanına. Yarın onunla tekrardan görüşeceğiz. Beni son dakikalarda tam böyle stresli olduğum zamanlarda yine aynı şeyi yaptı. Sanırım beni nereden vurabileceğini anladı. O yüzden üzerime geliyor ama merak etmesin. Gerçekten ben onu yarın yiyeceğim. Benim yemeğim. Hazır mısınız? Hazırım. Aşırı tuzlu olmuş. Kum gibi olmuş. Ay fena oldu. Ne oldu, iyi misin? Gırtlağıma kaçtı. Ya ben bu kadar iğrenç yemek yapmış olamam herhalde. Ay vallahi aklım karıştı gerçekten. Figen Hanım'a kesinlikle 5 vermek istemiyorum. Yani 1 puan bile ona gitsin istemiyorum. Bu benim yemeğim değil. Emre'nin olabilir diye düşünüyorum yani. Bu tabağa puanım 5. Kendi yemeğinde boğuldun ya. Kendi yemeğin beni öldürmeye çalışmaz herhalde diye 0 verdim ona. Bu nedir ya? Adalet yerini buluyor bence. Gelsin benim tadım. 3 günden beri sizin gibi konuşmaya başladım. Bütün arkadaşlar böyle dalga geçmeye başladı. Şefim merhaba. Şefim günaydın. Günaydın efendim. Seni boğdu galiba. Ben de inşallah boğulmam. Yeni doğmuş çocuğa versen çocuk gibi. Şanlı çok mutlu oldum. Ben senin tat tuz olduğunu düşünmüyorum. Tadı tuz olduğunu düşünmüyorsunuz onu öyle mi? Pestenin tadını hiç almadım bir kere. Sırf yağ tadı aldım. Biliyordum zaten. Sana puanım. Benim yemeğim. İlk Figen senle başlamak istiyorum tadıma. Ben de. Buyur. Geliyorum. Buyurun.
Geliyorum yavaş yavaş. Aiste aiste. Sakin sakin. Sen bugün hayırdır? Nasıl? Enerjik geldin. Çok şükür. Peçete alabilir miyim? Milleti ağlatıyorsun, buraya eğlene eğlene geliyorsun. Ben kimseye ağlatmam. Sağcık güzeli, hazır mısın? Hazırım. Sağcık'ta havalar nasıl? Önümüzdeki hafta itibariyle güzel olacak. Öyle mi? Siz hava durumu da sunuyorsunuz galiba. Evet. Şefim. Efendim? Tadabilir miyim? Tattıracağım. Tamam. Böyle bir gittin, şöyle bir geldin. Öyle mi? Evet. Açalım. Ne taraftan? Bu taraftan. Buradayım, evet. Keyifli, güzel. Aslında lezzetli. Ama bence benim yemeğim değil. Hangi bu Emre'nin olabilir diye düşünüyorum yani. Sizin olamaz mı? Hayır. Benim olabileceğini düşünmüyorum bu yemeğin. Nedense. Niye öyle hissettim acaba? Bilmem. Neyse ya, ben buna 2 veriyorum. 2 veriyorsunuz? 2 veriyorum. Hakkını yemeyeyim. Güzel yapmış yani. Şimdi güzel yapmış deyip 0 versen bu defa diyorlar ki işte bak görüyor musun güzel yemeği. Ben adaletli bir kadınım yani sonuçta. Adaleti ben sağlıyorum farkındaysan. Ama tadım yaparken şimdi ben sağlamak durumundayım yani. Hmm. Evet, tadım yapıyorum çünkü. Senin görevin kendi tabağını bulmak. Yok, ben kıyamıyorum çocuklara ya. Seviyorum onları. Kıyamam, ben de kıyamıyorum gerçekten. Aç evet. Annem. Aç, annem, aç. Açayım o zaman. He. Aşırı tuzlu olmuş. Kusura bakmayın. Kimin olabilir? Vallahi kimin bilmiyorum da. Acaba Kaan mı tuz koydum falan diyordu. Sadece tuz mu aldınız? Hani çok, havuç, kabak, hayır, çok fesleğen yağ. Hayır, hiç fesleğen yağ da almadım. Yani çok böyle tuz bastırmış. Puanınız gelsin. Gelsin, 0. 0? Ne yapayım yani, tuz çok bir şey olmuş, yoğun olmuş. İnsan kendi yemeğine 0 verir mi? Verdik artık, ne yapalım, basmasaydım o kadar tuzu. Ne yapayım? Açalım. Bunda fesleğenin tadını aldım. Tuzu da kararında olmuş gibi. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Birbirlerine benziyorlar aslında. Kimle benziyor? Yani o 3 tane yemek tattım ya ben mesela. Hı. Hani bir tanesi evet çok tuzluydu. Bunda da aslında bir fesleğen tadı bana daha yoğun geldi. Aslında hepimiz fesleğeni eşit şekilde kullandık. Kim olabilir? Bilmiyorum, benim mi acaba? Bilemedim ben şu anda. Zaten 2 tabak kaldı. Hı. Ya baştan 2 bir tanesi benimdi. Ya sona kalan 2 tanesinden bir tanesi benim. Benim mi değil mi? Şimdi anlayamadım da. Ne yapayım, puan vereyim ben şimdi? Siz sayısalcı mısınız? Yok, sözelciyim ben. Öyle mi? Matematiğine hayran kaldım. Gerçekten. Çok iyi strateji yapıyorum. Bilemedim şu anda. Puan verelim o zaman lütfen. Verelim o zaman. Gelsin puanımız. Evet, 3 verelim. 3? Evet. Hazır mısınız? Evet. Açalım. Ay vallahi aklım karıştı gerçekten. Yani tabağımı da bulamadım bu arada. Nereden biliyorsun canım? Yok, bence bulamıyorum. Yani şöyle
çünkü birbirine yakın tatlar. Hı. Hani birinde fesleğen ağır, birinde tuz fazla. Öbürü iyiydi yani. Hani hakkını yemeyeyim. Kimin olabilir? Yani bilmiyorum. Belki benim olabilir bu. Ama Habibe de ben güzel yaptım demişti. Bak Habibe'nin de olabilir. Yani şu kızın da hakkını yemeyeyim yani. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Hala onu çözemedim ben. Vallahi beğendim. Fena değil yani yemek. Bir de şey normal, natürel bir yemek. Organik bir yemek olmuş yani. Organik? Yani doğal, güzel yani böyle doğal, bir... Doğal başka bir şey, organik başka bir şey ama. Yani şey olmuş yani, düzgün Fransa'da olmuş. Fransa'da organik mi diyorlar buna? Hayır, düzgün bir yemek olmuş yani. Ben bu yemeğe 4 puan veriyorum. 4 puan. Buyurun. Evet. Suyunuz. Şöyle alayım. Evet, gözlüğümüzü çıkartalım. Uygun bayağı bir yargıda attınız ya. Hadi ya. Dörtler, üçler, ikiler, sıfırlar. Vay 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 vay. Sürpriz. En azından yemeğimin lezzetli olduğunu bir kere daha anlamış oldum. Evet ama mesela ben son tattığımı da seninki diye düşünmüştüm. Aslında ben dördü sana veriyorum diye düşünmüştüm gerçekten. Siz bana dört. Ben de şaşırdım. Kaan'a sıfır verdin. Ya şimdi şöyle, tuzlu, çok tuzlu. Kaan da hani ben bu defa tuz koydum deyince ben de herhalde dedim fazla tuz koydu diye düşündüm. Ya şefim buradaki tuzun ayarını bir türlü ayarlayamadım gerçekten ben. İlk başta çok tuzsuz oldu, şimdi dedim biraz daha fazla koyayım. Ya bayağı tuzlu, ciddi tuzlu yani. Hani böyle normal bir tuz gibi değil yani. Habibe Hanım çok sessizsiniz bugün. Evet, ben artık Figen Hanım'ı bastıracağım yarın. O yüzden puanlamada çok konuşmak istemiyorum ama ben zaten yemeğimin ne kadar lezzetli olduğunu bir kere daha ispatlamış oldum. Ama ben söyledim, lezzetli dedim tamam, zaten. Yani ben de ispatlamış oldum. Evet, dedim yani. Ben yemeğimle konuşuyorum. Emre? Arkadaşlar kimin yemeği daha lezzetli yarışmasına katıldığımızı sanıyorlar ama burası benim yemeğim yarışması. Benim için lezzet yemeğiniz çok önemli tabii ki. Lezzetli veya lezzetsiz. Önemli olan kendi yemeğiniz. Emre Bey hadi geçin kendi yemeğinizi bulun. Emre şimdi böyle bilmiş konuşuyor ama gitsin bulsun tabağını da görelim artık. Ben kendi tabağımı bulurum. Ben kuralına göre oynuyorum. Sen kimin tabağını buluyorsun? Evet Emre, sen alalım. Destek. Bravo, bravo Emre'cim. Hadi bana 5 ver gel, 5 ver gel. Hepinize 5 vereceğim. Hazırsan tadıma başlayalım. Başlayalım şefim. Açalım. Tuzu yok. Tuzlu diyemeyeceğim. Kaan'ın yemeği olmadığını buradan çıkartıyorum. Fesleğen aromasını da çok almadım. Ağzıma fesleğen tadı gelmedi. Çorbası, yani o da lezzetliydi. Ama bu benim yemeğim değil. Peki beğendin mi? Güzel. Kimin olabilir? Senin değilse? Benim değilse, tezgahlarımız yakın olduğu için Habibe'nin yemeği güzel görünüyordu. Habibe'nin yemeği olabilir. Peki puanın gelsin. Puanım 0. Açalım. Nasıl buldunuz? Falan bir şeyler oldu. Boğazına bir şey mi kaçtı? Dedim çünkü köfteler kum gibi olmuş. Biraz önceki yemeğin Kaan'ın olmadığına emin oldum. Tuzlu değildi. Figen Hanım blöf yapmış olabilir tuz konusunda. Köfteleri aşırı dağılmış.
Kaan'ın köfteleri dağılmıştı. Bu Kaan'ın yemeği muhtemelen. O yüzden ben buna düşük puan vereceğim. Puanın gelsin. Puanım 0. Açalım. Özentisiz yapılmış, aceleye gelmiş bir yemek. Senin olabilir mi? Olabilir. Olabilitesi çok yüksek. Başka kimin olabilir? Yani kim yapmış olabilir? Herkes yapmış olabilir şefim. Çünkü lezzetler hiçbiri çok mükemmel değil bu tattığım üç tabaktan da. Hani şu daha öne geçti diyebileceğim bir şey tatmadım henüz. Bu da onlardan aşağı kalır yanı yok. Peki puanın gelsin. 0. Açalım. Nasıl bulduk? Çorbası sulu. Yani diğerleri gibi kıvamlı değil. Diğerlerine oranla daha bir çorba özelliği taşıyor. Ama bu yemeğin kime ait olduğunu biliyorum ben. Kalıbımı da basarım. Bu yemek Figen Hanım'a ait. Buna da puanımı belirledim ben. Ne kadar emin oldun böyle keskin bir şekilde? Eminim. Çünkü diğer tabakları da gördüğümde Figen Hanım birazcık suyunu fazla koymuştu. Bunun çorbası daha bir sıvı. Diğerleri hafif böyle bir hepimiz yapmışız. Ben de yapmışım arkadaşlar, kusura bakmayın. Bizimkiler birazcık hani muhallebiden biraz daha yumuşak bir kıvamdaydı. Bu bildiğimiz çorba olması gereken kıvam bu. Bu Figen Hanım'ın çorbası muhtemelen. Bugün çorba yapmadı, terbiyeli ya, köfte yaptı. Terbiyeli köfte ama su, evet. Çorba şeyinde bir konseptinde bir kıvamında, evet. Kıvamında bir yemek. Ve bu doğru kıvam bu. Ama sonuç olarak ben burada Figen Hanım'ın yemeğini bulmaya değil, kendi yemeğimi evet. Bulmaya geldim. Bu yemek bana ait değil, o yüzden ben buna da 0 veriyorum. Oo, hepsine 0 veriyorum. Hepsine 0 veriyorum çünkü muhtemelen ikinci tattığım yemek benim yemeğimdi. Bunu da riske atmak istemiyorum, ben buna da 0 veriyorum. Peki. Çıkartalım gözümüzü. Bak bakalım. Herkese 0 verdim zaten. Niye bakacak? Ama nokta atışı yaptın. Son vurdun, gol oldu. İkinci tattığım kendim yemeğimdi değil mi? Evet. Onu üçüncüdü tadarken fark ettim. Ama riske atmamak için herkese 0 verdim. Ama benim yemeğimi beğendiğin için teşekkür ediyorum. Ama doğru kıvamı olmuş. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Onu şef belirleyecek. Erken karar vermeyelim. Senin yemeğini net bir şekilde bildi. Diğer iki arkadaşına tüyo vermiş olabilir mi? O gözünüz kapalı olduğu zaman kim ne tüyo verirse versin yani. Bir şey değişmiyor. Evet, değişmiyor. Adalet yerini buluyor bence. Ya Emre bence çok bir boş bir hareket yaptı. Kendisini bulup 5 vermesi lazım ki öne geçsin. Yani herkese 0 vererek olduğu yerde sayıyor sadece. Tabağımdan emin olamadım. Bu yüzden kendime de puan veremedim. Ama bu puanı kimseye de kaptırmadım. Herkese 0 verdim. Evet Kaan. Sıra sende. Geldim şefim. Gel bakalım. Hazırsan tadım başlasın. Başlasın şefim. Açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği?
Ya köfte direkt parçalandı ağzımda. Hiçbir şeyin tadını almadım gerçekten. Valla burada Emre'nin verdiği tüyodan da galiba çok sulu. Şey biraz onu kullanıp sanki bu... Kimin olabilir? Emre Habib Aynam'ın galiba bu. Puanın gelsin. 0 puan veriyorum şefim ben buna. Açalım. Bu köfte direkt ağzıma atınca direkt... Ay fena oldu. Ne oldu, iyi misin? Direkt paramparça oldu köfte ağzımda ve gırtlağıma kaçtı. Çiğneyemeden böyle yok oldu direkt köfte ya. Böyle manasız bir şeymiş gibi oldum ya. Hiçbir şey yememiş gibi oldum ya. Kimin olabilir? Bilemiyorum ama galiba bu Emre Bey'in sanırım. Peki gelsin puan. 0 puan vermek istiyorum ben buna şefim. Açalım. Nasıl bulduk? Ya bu seferki lezzeti vardı gerçekten. En azından bir şey, böyle bir köfte yediğimi anladım. İçindeki sebzeler de çok fazla püre haline gelmemişti böyle. Ben de bunu güzel yaptığımı düşünüyorum. Köftenin kıvamı da fena değildi. Sebzelerin lezzetini güzel aldım. Diğer arkadaşlar biraz püre gibi yapmışlardı. Sebzeleri ben biraz parça parça diri bırakmıştım. Buna güvenerek bunun benim yemeğim olduğunu düşünüyorum. Puanın gelsin. 5 puan vermek istiyorum ben buna. Açalım. Az önce büyük yanılmışım. Bu sefer sebzeleri gerçekten aldım tadına. Benim yemeğim sanırım bu. Yani bu sefer biraz daha risk alıp sanırım bunu da puanlayacağım. Evet, gelsin puanın. Bu yemeğe de 5 puan vermek istiyorum. Evet, Kaan. Değil mi? Buyur şefim. Bitti bakalım inşallah. Çıkartalım gözlüğü. Bakalım kime kaç puan vermişsin. Kendi yemeğinde boğuldun ya. İki tane beşe ne gerek vardı? Ya hepsi çok kötüydü açıkçası yemekleri. Ben hiç beğenmedim, hiç lezzet alamadım. Ama iki tanesine 5-5 verdin. Ya benim en sona doğru geleceğim, benimki herhalde diye düşünüp şey yaptım yani. İkinciydi, kendi yemeğinde boğuldun ya. Ya onu yemedim ki şimdi boğazıma kaçtı. Ondan dedim, kendi yemeğim beni öldürmeye çalışmaz herhalde diye 0 verdim. Hiç o... Sen kendi yemeğinde boğulduysan senin yemeği tadarken ben ne yapacağım çok merak etmeye başladım. Özür dilerim şefim şimdiden bir şey olursa. Canım, peşinden benimkini tadarsanız ağız tadınız yerine gelecek. Evet, Figen'le de 5 verdin, Habibe'ye 5 verdin. Emre'ye... Dengeleri sağladı. Ben gerçekten kendi yemeğimi bulma konusunda kötüymüşüm, bunu anladım.
Daha... Hemen pes mi diyorsun? Yok canım, ne pes ediyorum? Pes etme, daha neler oluyor burada biliyor musun? Cuma günü onlar havada uçuşuyor. Figen'in valla bu gidişte birinci olursa Kaan'ın puanları yüzünden birinci olacak. Ama neyse ki bugün bana da verdi, iyi yaptı. Evet Habibe, son olarak seni lütfen buraya bekliyorum. İşte burası şu anda çok önemli. Buyurun. Zaten önemliydi, daha çok önemli oldu. Niye? Ya bugün kesinlikle Figen Hanım'a puan vermeyi düşünmüyorum. Ama böyle konuşuyorum ya, veririm diye de bir korku var içimde açıkçası. Niye yani? Ne olmuş Figen'e verince? Yani vermek istemiyorum çünkü hak ettiği bir puan olmayacak. Hazır mısınız? Hazırım. Açalım. Ya ben bu kadar iğrenç yemek yapmış olamam herhalde. Hırs mı yaptınız? Yani biraz hırs yaptım. Yani kendime de sıfır vereceksem vereyim. Ama Figen Hanım'a kesinlikle 5 vermek istemiyorum. Peki nasıl buldunuz bu yemeği? Yani ağzımda dağıldı çok hızlı bir şekilde. Çok da suluydu aslında ama diğerlerini tatmadığım için de bilmiyorum yani şimdi kimin olduğunu. Gelen yorumlara da aslında her biri farklı bir şeyler söyledi. O yorumların üzerine de gitmek istemiyorum. Kimin yemeği olabilir? Ya inşallah Figen Hanım'ın yemeği olmasın ama bilmiyorum. Ne yapacağız böyle bilmiyorum takmış. Ama şefim ya lütfen, gerçekten çok zor. Hayır ben takmadım, o bana taktığı için ben böyleyim de. Yani bir puan bile ona gitsin istemiyorum. Yani puanın gelsin. Çok kararsızım ya. Bu tabağa puanım 5. Lezzetli olduğu için vermedim kesinlikle. İçimden bir ses, birinci tabak senin dedi yani. Niyeyse, inşallah beni yanıltmaz. Figen Hanım'a da verdiysem zaten orada seviniyordur. Açalım. Benim tabağım olabilir bu ya. Bunun tuzu da var, tadı da var. Ay bilmiyorum ki, ben bugün herhalde hep 5 vereceğim. Bir kişi hariç. Puanın gelsin. Ya benim bu tabağda puanım 5. Ben ilk tattığım yemek güzel değildi. E niye 5 verdin? Bilmem. Onu bile bilmiyorum şu an. Açalım. Gerçekten olmamış. Şefim ya bu yemek, yemek değil yani. Bu su içtim. Üzerine böyle köfte değil yani bu. Kesinlikle köfte değil. Ne olabilir? Ya bulgurla falan karışmış böyle, tatsız tuzsuz bir şey yani, bu köfte değil. Bilmiyorum, inşallah benim tabağım değildir, bunu bu kadar gömmüyorumdur ama ben kendi tabağımın lezzetine inanıyorum. Puanın gelsin. Ya benim bu tabağa puanım 0. Açalım. Günün son yarışmacısı, son tadımı ve terbiyeli köfteyi nasıl bulduğunu çok merak ediyorum. Yani bilmiyorum ya, ben aslında bunu beğenmedim. Ya inşallah kendi tabağımı gömmüyorumdur ama bu son iki tabak, hatta ilk tattığım tabak da hiç güzel değildi.
Ya bir tek tat olarak bilmiyorum, benim ağzımın tadı mı yok. İkinci tabağı beğendim. İnşallah Figen Hanım tabağını beğenmiyorumdur. Puanın gelsin. 0. Açalım gözümüzü. Bak hepsinin suratı düşmüş, demek ki kendi yemeğini buldun. Ya yok, onlar şov yapıyorlar. Bir tanesinin gülmesi lazım. Kendi tabağımı bulduysam da bir tanesine de verdim. Hmm. Yapmayın. Ya korktun mu? Niye böyle kaçıyorsun? Öyle. Ay bakamıyorum. Yemin ederim kahrımdan öleceğim artık ya. Bak bak. Ay Allah beni kahretmesin. Bu nedir ya? Bu nedir bu? Aa! Kendi yemeğin son yemekti. En fazla gömdüğü tabak. En fazla gömdüğün tabaktı. En çok beğendiği tabak hangisiydi? Sizin tabağınız. Evet. En çok övdüğü tabak hangisiydi? Sizin tabağınız. Siz bir bayılın isterseniz. Teşekkür ediyorum şefim, çok mersi. Ambulans ben... çağırayım mı? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben yok, Kaan Bey'in tabağını gömdüm herhalde. O gerçekten çok kötüydü. Ya ben sona niye vermedim? İlk tabağı çok beğendiniz. Emre'nin tabağı. İlk tabağı değil. Vazgeçtim ondan. Hayır, hayır. Sonra vazgeçtin. Beğendiğimden değil ki, ilkten su yuttum. Ama beğendiniz. Ya ben açık söylemek gerekirse Figen Hanım'ın tabağını beğenmişim gerçekten. Ya ona bakarsan Kaan en güzelini ben yaptım. Figen Hanım'ın tabağı benim tabağım dedi, 5 verdi. Ben demin hatırlıyorsanız puanlamadan önce dedim ki adalet yerini bulacaktır dedim. Ne yapıyorsun anlamıyorum ki, o gözlerinle böyle bölertip bölertip bakıyorsun. Ama bir de şöyle hareketleri var böyle. Ya bir şey oluyor, kilitlenip kalıyorum ya. Gerçekten böyle bir şey yok. Ben iyi bir kadınım o yüzden. Biz de iyiyiz canım. İyilik i̇şte iyi bir kadın olduğum için bak tabağıma yansıyor. O kadar negatif söylüyorsun söylüyorsun, yine buluyorsun benim güzel tabağımı. Benim tabağım da güzeldi. Güzeldi tamam. Ama ben son tabağım benim tabağım olacağını düşünmedim. Son tabak senin tabaktı, güzeldi. Ama bir şey söyleyeyim, ben puanlama... Bir de çok gömdün tabağını ya. Hayır çok gömme değil şefim. Aslında şimdi ben burada bir şey yapmaya çalıştım. Onu beceremedim yine. Ben ne beceremiyorum artık. Yapmayacağım hiçbir şey. Ne yapmaya çalıştın söyle. Bitti ya, artık tadım bitti. Bir öncekinde son tabak benim tabağımdı. Dedim ki bunda herhalde son tabak benim tabağım olmaz düşüncesi geldi bana. Öyle bir... kendi kendime gelin güvey oldum. Hep bu kurnazlıklar, matematik hesabı... Kurnazlıklar değil aslında. Siz de üst üste dördüncü tabağı da bana mı verirsiniz ya? Vallahi kusura bakmayın da hepiniz ben değil hanımefendiye sürekli puan veriyorsunuz. Evet, demek ki el lezzeti var bende işte. Yemeğe veriyoruz şefim hanımefendi. Bakalım, ama yemek el güzel lezzeti... ama. El lezzeti. Yani bilebilsem bir puan vermem. Ama yemeğim işte lezzetli. Öyle vermem. Gözüm görse orada Figen diye görse gerçekten bir puan vermem. Bakalım el lezzeti mi, göz lezzeti mi? Gelsin. Benim tadım. Sakin kalmaya çalışıyorum. Gerçekten şu anda Figen'e verdiğim puanı düşünmek istemiyorum. Demolize olmak istemiyorum. Yarını düşünmek istiyorum. Benim yemeğim. Gelsin benim tadım. 3 günden beri sizin gibi konuşmaya başladım. Bütün arkadaşlar böyle dalga geçmeye başladı. Şefim merhaba. Şefim günaydın. Günaydın efendim. Seni boğdu galiba. Ben de inşallah boğulmam. Yeni doğmuş çocuğa versen çocuk gibi. Canlı çok mutlu oldum. Ben senin tat tuz olduğunu düşünmüyorum. Tadı tuz olduğunu düşünmüyorsunuz onu, öyle mi? Fesleğen tadını hiç almadım bir kere. Sırf yağ tadı aldım. Biliyordum zaten. Sana puanım. Benim yemeğim. Kaan maşallah çöktün böyle var ya, ekmek gibi oldun, indin aşağı. Bakalım senin yemek seni boğdu galiba. Ben de inşallah boğulmam. Gayet lezzetli bir yemek. Keşke kendi yemeğini bu kadar gömmesin. Sana puanım. 2. Şeften aldığım her puana saygıyla önünde eğiliyorum. Çünkü çok büyük ve sevdiğim bir şef. Gerçekten takipte ettiğim birisi. Ondan puan almak benim için müthiş bir onur. Emre. Kum gibi diye bir şarkı var biliyor musun? Severim şefim. Ben biliyorum. De çok severim. O şarkıyı çok andırıyor.
sizi o şarkıya götürmüşüm. Anılarınız vallahi yeşermiş. Yeni doğmuş çocuğa versem çocuk yemez bunu. Ama ben söylemiştim mama gibi olmuş diye. Ben doğru yorumlar yapıyorum. Kum gibi demişim, kum gibiymiş. Bak, çocuklar yemez. Şef gözünden bakıyormuşum. Çocuklar da yemez bunu. Yer yer. İçine ekmek doğrayacaksın, ezeceksin. Şu an vereceksin. Çocuklara ekmek verdirmiyoruz biz. Sağlıklı olduğumuz için. Çocuklar yiyor canım, bebekler bol yiyor. Sebze. Sebze, patlıcan. Evet. Patlıcan yok ki onda. Sana güzel bir puanım var. Kabak, kereviz. Hmm. Fesleğen. Kereviz nerede? Ne kereviz? Neydi o bir tane bak. Havuç. Kereviz. Kereviz fesleğen. Sapı var. Kereviz sapı vardı kereviz ya. Kereviz sapı. Tamam evet. İşte var. Kereviz sapı başka tamam, bir şey. Kereviz sapı. Başka bir şey. Evet. Kereviz sapı. Başka ne tamam, var? Tamam boş ver. Beni sayma boş ver. Protein, et her şey var. Tamam. Bende de güzel bir puan var. Sana puanım. 0. Evet, Habibe Hanım. Yoğurt biraz kesilmiş gibi mi? Yok. Yok şefim, kesilmemişti. Vallahi yerim ben bunu. Ay, Şanlı çok mutlu oldum. Karnım da aç, güzel gibi. Afiyet olsun şefim, yine yaparım ben size. Vallahi bu yemek güzel ya. Çok teşekkür ederim, biliyordum zaten. Artık kırdım bu dananın bacağını. İlk başta bir şey oldu bana şöyle de. Güzeldi. Siz kabağın yarısını çöpe atmıştınız galiba. Yok hayır. Benim dışımda herkes atmıştı. Hayır kabuklarını. Kabuklarını. Evet kabuklarını. Bir dakika, ama ben o lezzeti atmasın. Yakaladım. Kerevizi iyi oturtturmuşum böyle köftenin içerisine. Ayrı mı koydun ne yaptın? Acayip yo, hepsini güzel bir tadı geliyor ya. Sadece köftenin içerisinde. Evet. Tadı güzeldi. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Sana puanım. Evet artık lütfen. Artık evet lütfen. 4. Teşekkür ederim şefim. Şeften 4 aldığım için gerçekten çok mutluyum. Şefin yorumları benim için zaten çok önemli. Geldik Figen Hanım'a. Hoş geldiniz. Sizin hoş de bulduk. Ses tonu değiştirdi. Vallahi ben de 2 günden beri, bugün 3. gün, 3 günden beri sizin gibi konuşmaya başladım. Bütün arkadaşlar böyle dalga geçmeye başladı. Şefim merhaba. Şefim günaydın. Günaydın efendim. Tadalım mı? Evet. Kazan dibi böyle muhallebiye benzemiş sosu biraz. Suyu mu eksik acaba? Keşke muhallebi gibi yapmasaydın. Ben seninkinin tat tuz olduğunu düşünmüyorum. Köftesi güzel sadece. Tadı tuz olduğunu düşünmüyorsunuz onu, öyle mi? Fesleğen tadını hiç almadım bir kere. Sırf yağ tadı aldım. Sana puanım 0. Saman gibi bir yemek yedim. Köftesi güzeldi. O da tamamlamadı bile. Totalde almış olduğunuz puanları söyleyeceğim. Hazır mısınız? Kaan, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 5. Emre, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 21. Habibe, toplamda 3 günün sonunda almış olduğun puan 24. Figen, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 35. Günü lider kapatıyorsun. Tamam bugün bir aksilik yaşamış olabilirim ama yarın bunu muhakkak telafi edeceğim. Figen'e adım adım yaklaşıyorum. Yarın büyük gün. Ben onu yarın kesin geçeceğim. Efendim sizler de bizimle birlikte yarışmak isterseniz, 10 bin liranın sahibi olmak isterseniz aşağıdaki adresten bizlere başvuru yapabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.